söyleyeceğim en önemli konu, bir maça çıkarken çok istekli, arzulu olursan, coşkulu olursan takım konsantrasyonu da çok yüksek oluyor. Bugün yaptığımız en iyi şey diğer maçlara oranla. Oyuncularımız bu coşkuyla sahaya çıktılar ve maçın her anında yüksek konsantrasyonla oynadılar. Bu yüksek konsantrasyonla rakibe yaptığımız baskı, top hakimiyetimiz, topun daha çok bizde kalıp bu pas oyunu neticesinde gollere ulaştık. 2-0 öne geçtik. İkinci yarı oyuna çıktığımızda aynı ciddiyetle yine rakibe alanını her yerinde basma kaydıyla bu konsantrasyonu yüksek tuttuk. Maçın 90 dakikasını değerlendirdiğimde her şey mükemmeldi diyemem. Ancak biz bu coşkuyla ve yüksek konsantrasyonla oynadığımızda takım olarak oyuncular bireysel hatadan daha çok uzaklaşıyorlar. Bu da bizim geçen maçlara oranla daha iyi oynamamızı, daha dikkatli oynamamızı sağladı. Dolayısıyla rakibe pozisyon vermeden 3 tane gol buldu. Kaldı ki bu gol sayısı daha fazla da olabilir. Bugün bu maçı kazandığımız için her ne kadar çok mutlu olsam da geride bıraktığımız maçları düşündükçe üzüntüm daha da büyüyor. Bugün 18 puandayız. Hemen üstümüzdeki takımlarla olan puan farkını kapatabilecek durumdayız hala. Herhangi bir rahatlığa yönelmeden aynı ciddiyette Bakı maçına çıkıp kazanmamız gerekiyor. Dolayısıyla bugün ortaya konan mücadele, oyun ve atılan 3 golden dolayı da son derece mutluyum. Evet, genel olarak bizim puan kaybettiğimiz maçlarda da oyunsal anlamda çok büyük sıkıntımız yoktu. Maçtan maça değişse de ama genel anlamda oyunun hakimi, top hakimi, hakimiyeti daha çok bizdeydi. Ancak maç içerisinde bu konsantrasyon kayıplarından dolayı ciddi puanlar kaybettik. Bunun üzerine çalışıyoruz. Önemli olan oyuncularımın bir maça hazırlanırken ve sahaya çıkarken bu yüksek coşkuyla çıkmaları onların konsantrasyonunu daha da yükseltiyor. Dediğin gibi hem oyunsal anlamda biz rakiplere göre daha üstünlük sağlarken ama takım savunması yönünde de gelişmemiz gerekiyordu. Bu maç bence önemli bir adım oldu o yönde. Agavola sakatlıktan sonraki dönemde çok iyi çalıştı. Antrenmanlarda çok ciddi performanslar gösterdi ve oynamayı hak etmişti. Oynadı. Takım içerisinde belli mevkilerde rekabetin oluşması gerekiyor. Bu haftaki maçta Sadio ve Efren cezalıydı. Şu anda Sadio ve Efren'in ciddi rakibi var. Yani hem Dejan hem Agavola çok istekli ve doğru oynadılar. Dolayısıyla bu bir sonraki maçta beni zor duruma düşürecek, yani kimi oynatacağım, ne yapacağım diye. Öbür taraftan oyuncuların performansının da bu rekabetle yükselmesi açısından çok önemli. Efram'la Sadio bizim çok değerli oyuncularımız. Onlar cezayı maddi olarak alacaklar. Hiçbir oyuncuyu yeteneklerinden kendimizi mahrum bırakmamamız lazım. Dolayısıyla onlar aynı ciddiyette çalışmaya devam edecekler. Ama ceza konusu tamamen parasal bir konu. Onu da ciddi şekilde uyguluyoruz.